teşvikleriyle düzenlenen tarım ve ormanlardan yapacağımız sebze ve meyve pazarımızın malumunuz üzere temelini yaklaşık 10 ay önce atmıştık. Rabbimize şükürler olsun ki kış mevsiminden kaynaklanan çalışamayan günler bir tarafa bırakıldığında 5 aylık gibi kısa bir sürede inşaatını tamamlayaraktan biz bugün devrekendi hemşerilerimizin kullanımına sunacağız. Tabii pazarımızın projelendirilmesi, yapım işinin gerçekleştirilmesi sizlerin destek ve katkılarıyla oldu. Bu süreçte bize, ilçemize birçok bürokratımız, birçok siyasi büyüğümüz destek verdiler. Hepsinden Allah razı olsun. Pazar yerimizde inşa esnasında toplam biz Sayın Bakanım 15 bin metreküp hafriyat çalışması, 250 ton çelik ve 3 bin metreküpe yakın bir beton kullandık. Hafriyatını bakanlığımız ve belediyemizin arasında yapmış olduğu işbirliği anlaşması çerçevesinde belediye başkanlığımızla yaptık ki bunu gerçekleştirirken civar ilçelerdeki belediye başkanlarımın, özel idaremizin bizlere çok büyük katkısı oldu. Onlara buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum. Velhasıl kısa sürede hayata geçirdik ve full kapasiteyle çalıştığı takdirde 250'ye yakın esnafımız bu pazar yerimizde tezgah açabilecek. Bir pazar günü, ki bizim pazarımız Devrekent'in pazarı pazar günü, aynı anda 2500-3000'e yakın Devrekendi hemşerilerimiz alışveriş yapabilecekler. Burası olmadan önce biliyorsunuz Devrekendi ilçemiz gerçekten çok soğuk. Hem Devrekendi hemşerilerimiz alışveriş yaparken sıkıntı çekiyorlardı. Hem de pazara gelen sebze ve meyvelerde özellikle kışın dona bağlı ciddi olumsuzluklarla karşılaşıyorduk. Sayenizde şu andan itibaren biz pazarımıza geçtiğimiz zaman bu olumsuzluğu da bir tarafa bırakmış olacağız. Her ihanet aslında milli birlik ve beraberliğimizi daha da perçinlemekte, bizleri daha da birbirimize bağlamakta. O gün beni çok etkileyen, aslında hepimizi çok etkileyen bir cümle söylemişti bir çalışan arkadaşımız. Demişti ki, hainlere inan, daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz dedi. Biz de Türk milleti olarak hep diyeceğiz ki bundan sonra, hainlere inan, daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. İşte devre kendimizde hainlere inat, daha çok çalışmanın, daha çok üretmenin gayretiyle bugün açılışını birazdan yapmakta olacağımız pazar yerinde bir projeyle inşallah gerçekleştireceğiz. Pazar yerimiz şu anlamda önemli. Öncelikle az önce başkanım belirtti, yurt dışı kaynaklarının kullanıldığı, aslında uluslararası, ulusal ve yerel birlikteliğin de güzel bir proje örneğinde görmüş olduğumuz sayede.
İncelediğimiz zaman pazar yerimizi metropollerde, gözde semtlerde ki görebileceğimiz kapsam ve donanımlı bir pazar yerine sahip olduğumuzu görüyoruz. Ben tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bu şekilde gerek üreticimiz gerek tüketicimiz yılın her mevsiminde aynı konforda, aynı sağlıklı şartlarda alışverişini, hizmetini yapabilecek. Sayın Valim, kıymetli vekilim, il başkanım, çok kıymetli hazirun ve devrekanlı hemşehrilerim, basınımızın çok kıymetli temsilcileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir yıl olmamış. Burada temeli atılalı, devrekani için çok önemli olduğunu o dönemde hem değerli başkanımızın hem de buradaki kardeşlerimizin konuşmalarda ifade ettiği şekliyle dinlemiştik kendilerinden. Bugün vücuda gelmiş, sizlere hizmet etmek üzere açılışını yapacağız. Çok kıymetli kardeşlerim, sözlerime başlamadan şunun altını özellikle ve de önemli çizmek istiyorum. Kastamonu'nun 19 ilçesini de, Kastamonu'nun bütününü de, Türkiye'nin 922 ilçesini de ve 81 ilini de 22 yılda yaptığımız gibi eserlerle donattık, donatıyoruz, donatmaya devam edeceğiz. Bu yolda bizlere destek veren, bizlere cesaret veren ve değerli vekilimin söylediği gibi liderliğinde Türkiye 100 yılını inşa edeceğimiz Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda tekraren şükranlarımı belirtmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, bizler Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan biri de güvenilir gıda. Yani halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak. Bu amaçla tarladan sofraya kadar ki bütün süreçlerin içerisinde varız, olmaya da devam edeceğiz. Biz bir yandan gıda denetimleri yaparak halkımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmayacağız. Diğer yandan da Cumhuriyetimizin bahsettiğim gibi yeni yüzyılında sürdürülebilir, verimli, kaliteli ürünlerin üretilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bugün Avrupa'da ürettiği tarımsal hasıla itibariyle birinci sırada olması, dünyadaki ilk 10 ülke arasında olması işte bu anlamda tesadüfi değildir. Çünkü bizler bunu sağlamak için gece gündüz 7-24 çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi değerli kardeşlerim, hemşerilerim, devrekani Kastamonu'muzun önemli bitkisel ve hayvansal üretim merkezlerinden bir tanesi. Bu altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz. Ama buradan söylüyorum, her ilçenin kendi özelliğine göre diğer 19 ilçe içinde farklı farklı projelerin inşallah açılışını burada sizlerle yapmış olacağız. 2006 yılından bu yana bugün yaptığımız gibi kırsal kalkınma yatırımlarına 629 projeyle destek vermişiz. Bunların sayısı da inşallah artacak. Tabii tek başına bu tesislerin hiçbir önemi yok. Neden? Çünkü sizlerin alın teri, emeği ve gayreti gerekiyor. İnşallah sizler de bunun içini doldurmuş olacaksınız. Şimdi ben tabii hanım kardeşlerimi görüyorum burada. Böyle bir pazar için memnun musunuz? Evet. Şimdi alkış biraz zayıf geldi. Sayınızın azlığına bağlıyorum ama başka bir konuyu daha söyleyeyim. Değerli başkanıma söyledim. Üretilen her ürün için sadece devrekhanede değil, öyle değil mi başkanım? Özellikle hanım kooperatiflerinin üretmiş olduğu ürünler için burada özellikle ayrı bölümler ayıracak. Değerli başkanım, onun da buradan
sizlere duyurusunu yapmış olalım. Yine bölge için Kastamonu orman ve hayvansal üretimle alakalı, hani yukarıdan aşağıya baktığımızda bunlarla geçimini temin eden bir şehir. Dolayısıyla burada bitmek üzere olan ve yaklaşık 500 milyon lira civarında bir maliyet bugünkü değerlerle harcamış olarak organize tarım bölgesinde, hayvancılık organize tarım bölgesinde inşallah hizmete açacağız. Dolayısıyla bu bölgenin çok farklı yerlere, çok farklı şekilde hayvan ticaretini, hayvansal ürün ticaretini burada da bir entegre sistem haline getirerek daha çok katma değerli hale gelmesini sağlayacağız. Birkaç rakam vermek istiyorum size. Şimdi Kulaksızlar Barajı'nı biliyorsunuz, 19 milyon metreküp bunu hizmete aldık. Bu baraj sayesinde 52 bin dönümlük yer şu anda sulamaya açılmış durumda. Yine 740 bin metreküplük biriktirme, su biriktirme hacmine sahip Ali Beyoğlu Barajı'nın da gövde dolgusu tamamlandı.